2 günlük yürüyüş sonunda camping dedikleri bir tesise ulaştım. Dün yani dura dinlene de olsa herhalde bir 6-7 saat, belki 7 saatten bile fazla yürüdüm. Yani bayağı yürüdüm. Şu an oturduğum zaman kalkamıyorum, bacak kaslarım çekmiyor. O kadar ciddi bir yorgunluk var. Ama bilmeden, çok da nereye gittiğimi hesap etmeden yürümeme rağmen şöyle bir tesadüf oldu. Milli Park'ın içinden geçip, normal girişinden girip Milli Park kanyon içinden yürüyerek Milli Park'ın sınırları dışına çıkmışım. Buraya gelirken arabayla geçtiğim asfalta ulaştım. Dün enerjimi toplayayım diye biraz, çok aşırı aç olmamama rağmen biraz fazla yedim. Ama tabii gıdanın verdiği enerji de bir yere kadar. Sabah vücut biraz daha toparlasın diye biraz daha uyumaya kastım falan. Neyse, özetle bir tesise vardım. Asfalta yakınım şu an. Aslında bir anlamda iyi oldu. Yani bir daire çizmiş olacağım. Bilerek yaptığım bir şey değil. Ben öyle yol nereye götürürse gidiyordum ama şansıma, yoksa dönüş yolu yani 2 günden önce bitirmem çok zordu bu yorgunlukta. Neyse, sonuçta medeniyete ulaştım. 2 gündür dağların bayırların arasında yürüyüş grubu haricinde bir tek insan görmedim. İşte artık kampı yavaştan bitiriyoruz. Şimdi Kara Aslan Camping'den bir 10 küsür kilometre yürüyüp aracıma ulaşacağım. Şöyle size kamp alanını da göstereyim. Şimdilik bu kadar. Hedefimize ulaştık. Tabii aracına ulaşıp eve dönene kadar görev tamamlanmış sayılmaz. Ama şimdilik şartlar beklediğimden, umduğumdan iyi gidiyor. Kendi uzun süredir yürüyüşlü kamp yapmıyordum. Kendi direncimi iyi hesaplayamadım. Enerjimi iyi paylaştıramadım. Aşırı yürüdüm ama şansa en azından dönüşümü kolaylaştıracak gelişmeler oldu. Bakalım, kazasız belasız. Şu an hala yağış görünmüyor. Burada internet vesaire çekiyor. Kanyonun içinde hiçbir iletişim imkanı yoktu. İnternet vesaire çekiyor. Hava durumuna baktım. Yağış gözükmüyor. Dura dinlene tekrar çantayı burada bırakıp arabaya ulaşacağız. En az bir, bu yorgunlukla herhalde 2-3 saat sürer. Bir yolum var. Arabayla 15 dakika bile sürmüyor. Öyle bir yolum var. Arabaya ulaşıp buraya geri gelip çantaları, eşyalarımı toplayıp artık eve doğru yola düşeceğim.
En azından yani bu bölgenin bir güzelliği, bolca su kaynağı var. Baksanıza. Buralar hala çamur. Şuradan bir su içelim. Yolumuza devam edelim. Az akıyor ama olsun, hiç yoktan iyidir. Elle yapılmış gibi. Kayanın düzlüğüne bak. Buradan da böyle yolun altından akıp gidiyor. Ya bu kadar su vardı. Biz niye 8 saat susuz yürüdük? Gerçi yine bulduk su da. Bulduk önünde sonunda. Panik yaşattı. Kanyonun içinden gidiyorum. Su vadinin altında. Ben vadinin üstünde. Yani. Neyse buldum Allah'tan. Çok da güzel bir suydu. Bunlara bak yani. Of. Şurada bir yerde alacağım bir arazi. Doğru gösteriyorsa metreler kaldı. Hale bak. Ter tuzu bunlar. Öyle bakalım inşallah. Dediğim gibi metreler kaldı. Artık acayip susadım. Yanıma su almadım. 2 saat falan sürer en fazla diye düşündüm ama yol boyu güneşin altında bir de bayır tırmandım. Yani demin şurada toprak suyunu tahliye eden borular vardı. Yemin ediyorum ondan içesim geldi yani. Bir tane cami gördüm, oradan su içerim diye. Bir çadır var, bir hayrat bir şey vardır diye. Dağ bayır her yerden su akıyor. Camide bir tane çeşme bulamadım. Evet. Ve işte yaşasın sonunda susuzluktan bayılmadan
varmayı başardım. 3 gün kadar önce şu yoldan aşağı inerek başlamıştık bu yolculuğumuza. Aha, arabam da orada duruyor.